İster cesurca kısacık saçların, ister uzun nefis buklelerin olsun. Saçlarının berbat göründüğü bir iki gün olmuştur. Tabii kısa saçların bazen yüzüne gelebilir ve uzun saçların da birkaç kez fermuara takılmıştır. Ama günün sonunda hangisi daha kötüdür? Bugünkü konumuz uzun saç, kısa saç kıyaslaması. Evet, asil prensim, sonsuza dek seninim. Ay, bu gördüğüm en güzel rüyaydı. Pekala, kalkma vakti. 100 kilo çikolatanın hepsi bana mı? Vay canına. Sen de tatlı rüyalar mı gördün Sofya? Ay, biri bu kıza fırça versin. Saçın kısaysa yataktan kalkınca saçların ne halde olacağını bilirsin. Ay, berbat bir gün. Saçını yaptırdıktan sonra selfie çekmek gibisi yoktur. Vay, en iyi çıktığımız resim bu bence. Bence de. Ama güzel bir saç kesiminin ardından tuzlu bir de hesap gelir. Ay, bazılarınınki diğerinkinden daha tuzlu. Neden saçın uzunsa kuaför harcaman daha fazla olur ki? Lili, biraz borç ister misin? Kart limitini tüketmiş olabilirsin ama en azından bu sırada müthiş görünüyorsun. Pekala, makyaj tamam. Saç yapıldı. Ay, fermuarım. Of, çık şuradan. Uzun saç tabii güzel görünür ama neredeyse her yere sıkışıp kalmaya meyillidir. Çok gıcık. Oysa kısa saçlı kızların böyle sorunları yoktur. Ah, neredeyse unutuyordum. Olamaz. Dur, yardım edeyim. Ay, bayağı fena görünüyor Lana. Bazen başkasının yardımına ihtiyacın oluyor anlaşılan. Hadi gidelim, taksi neredeyse gelir. Çantamı alayım. Hey, çantam saçımı çekiyor ya. Ne? Bunun bir sonu gelecek mi? Eğer uzun saç istiyorsan acıya dayanıklılığın da fazla olmalı. Hiç aynanın önünde oturup saçınla denemeler yaptın mı? Bakalım hangi görünüm yakışıyor diye denemeler yapmak her zaman eğlencelidir. Sevimli topuz Dana. Sen de harika görünüyorsun Vicky. Vay canına, şu örgüye bakın. Ve tabii Vicky'nin saçı da hala güzel. Saçın kısaysa bazen sanki her gün hep aynı saçı yapıyormuşsun gibi gelir. Hayır, sana eğlenceli topuzlar veya örgüler yok Vicky, üzgünüm. Vay canına Lana, uzun saçların çok farklı şekiller alabiliyor. Vicky'nin şansına kısa saçları her gün kullanabileceği kadar sevimli. Ah, uzun bir haftadan sonra kızgıza çıkılan bir yemek gibisi yoktur. Teşekkürler. Yumurtalı Çin çorbası en sevdiğim. Ay, kimse saçının çorbaya girmesini sevmez. Ay, ne fena. Emin'in şansına o saçlarını toplayabilir, sorun yok. Oysa Sofya böyle yapamaz. Anlaşılan bu yemekten sonra duş alman gerekecek canım. Benden sana tavsiye, saçın omuz hizasından kısaysa salata ısmarla. Oh, olmaz. Çorbamdan saç çıktı. Neyse, en azından kendi saçın olduğunu biliyorsun. İştahım aniden kaçtı. Matematik ne sıkıcı. Keşke tatilde olsaydım. Ne olur bana soru çözdürmesin. Zor durumlardan kurtulmak için hiç saç perdesi kullandığın oldu mu? Öğretmen Lili'nin uyuduğunu hayatta fark etmez. Güzel. Anlaşılan uzun saç güzel görünmekten fazlasını sağlıyor. Sanki görünmezlik pelerini gibi. Oh, ne kaçırdım.
Ah, olamaz. Bütün ders uyumuşum. Kısa saçlı kızlar eski saç perdesi numarasıyla paçayı kurtaramazlar. Mickey. Şşt, uyan. Mickey, burası yatak odan değil. Uyan. Pardon. Neden sanki saçımı kestirdim ki? Sabahları hazırlanmak bazen biraz zaman alabilir ama saçların kısaysa hiç de fazla zamanını almaz. Uzun saçlıların saçlarını kurutması kısa saçlılardan yaklaşık 3 kat daha uzun sürer. Dikkat et Lana, kurutma bittiğinde kolun tutulmasın da. İyi görünüyorsun Vicky. Zavallı Lana. İşi bu hızla yılbaşına kadar anca biter. Of! Hadi kurusan artık. Belki de saç kestirmeyi düşünmenin zamanı gelmiştir. Ya da saçını 2 günde bir yıkamaya başla. Hadi şunu topuz yap da olsun bitsin. Pekala, saati kurdum. Nihayet uykuya dalma zamanı. Ay, bütün yüzün neyle kaplı Lili? Uzun saçlı güzeller uyumanın bazen ne kadar zor olduğunu bilir. Neden bahsettiğimi anlıyor musunuz? Oysa Vicky saçları rahatsız etmeden derin bir uykunun keyfini sürüyor. İmdat, saçlara boğuldum. Ay, nefes alamıyorum. Tamam, bu kadar yeter. Yarın ilk iş kuaförümü arayıp randevu alıyorum. Ya inanamıyorum, yine saçımı yıkama zamanı gelmiş. Kısa saçı yıkamakla uzun saçı yıkamak tamamen farklı iki iştir. Vay canına, epey de şampuan gerekli. Haliyle kısa saçlı kızlara ise azıcık şampuan yeter. Ve aylık su faturasından da epeyce tasarruf ederler. Evet Lili, hala saçına duruluyor. Umarım bu sabah bir programın yoktur. Saçların uzunsa birkaç havlu daha alsan iyi olur. Hey, orada ne kadar su var ya? Öf, nihayet. Sence de bu durumlar eğlenceli değil mi? O zaman acayip komik çekim hatalarına bayılacaksın. Bunlar gibi kendinden bir şeyler bulacağın videolardan daha fazla izlemek için 1-2-3-GO YouTube kanalımıza abone olmayı unutma. Gelecek sefere görüşürüz.